Sayın seyirciler, bugün Şanlıurfa'nın Akçakale sınır kapısında Türkiye'ye girme istekleri kabul edilmeyen Suriyeli isyancılar asker, polis ve vatandaşların üzerine ateş açtı. Bir polis şehit oldu, 3'ü asker, 3'ü polis, 5'i de vatandaş, toplam 11 kişi yaralandı. Yerel kaynaklarsa şehit sayısının 1 değil 4 olduğunu iddia etti. Araçları da ateşe veren isyancılar geldikleri gibi geri döndü. Şanlıurfa-Suriye sınır hattı fena karıştı. Suriye'deki isyancılar Akçakale ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti güvenlik güçlerini ve vatandaşlarını hedef aldı. Bir polis şehit oldu, aralarında askerlerin de bulunduğu 11 kişi yaralandı. Silahlı grupların sık sık dinlenmek için Türkiye tarafına geçtiği biliniyordu. Bu kez de Rakka kentine bağlı Talabiyat ilçesinden Türk tarafına geçmek istediler. Bu istek güvenlik güçleri tarafından geri çevrildi. Bunun üzerine teröristler güvenlik güçlerinin ve vatandaşların olduğu bölgeye silahla ateş açtı. Ardından çatışma çıktı. Açılan ilk ateşte 4 polis, 3 asker ve 5 vatandaş kurşunların isabet etmesi sonucu yaralandı. Görgü tanıklarının ifadesine göre kalabalık terörist gruptan bazıları araçları ateşe verip vatandaşları da taş yağmuruna tuttu. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi. İlerleyen saatlerde Ferhat Avcı isimli polis memurunun şehit olduğu haberi geldi. Diğer yaralılar arasında da hayati tehlikesi bulunanlar olduğu açıklandı. Bir polisi şehit edip asker ve vatandaşları yaralayan teröristler ise ellerini kollarını sallayarak geldikleri gibi geri döndü. Saldırgan grubun Özgür Suriye Ordusu denilen Beşar Esad'a muhalif isyancı teröristler olduğu öğrenildi. Olaylar sonrası sınır hattında çok sayıda asker ve polis zırhlı araçlarla yoğun güvenlik önlemleri aldı. Öte yandan bazı yerel kaynaklar şehit sayısını 1 asker, 3'ü polis olmak üzere 4 olarak verdi. Ancak bu bilgi resmi kaynaklarca doğrulanmadı.